Değerli arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde Zotero programında etiketleri nasıl renklendirebiliriz? Eklediğimiz künyeleri nasıl sıralayabiliriz? Bu konu üzerinde değinmeye çalışacağım. Öncelikle eklediğimiz eserlerin sayısı gittikçe fazlalaşacaktır, yani gittikçe fazlalaşacaktır arkadaşlar. Bunlar arasında rahat bir şekilde gezinebilmemizi sağlamak amacıyla Zotero'nun bir takım özellikleri var. Bunlardan nasıl yararlanabiliriz? Öncelikle şurada başlık kısmına mesela tıkladığımda harf sırasına göre arkadaşlar başlıkları sıralar. Daha sonrasında farklı bir filtreleme var mesela. Eseri yazan kişi tarafından mesela tıkladığımda bu sefer de mesela eseri yazan kişinin bir harf sıralaması meydana gelmektedir. Bu da bizim mesela eserlere daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır. Elimiz alışacaktır gitgide. Şurada bir imleç daha var arkadaşlar. Bir ikon daha var. Ona da tıkladığım zaman bu sefer de mesela listenin en başına arkadaşlar neyi getirecektir? En başına yani da künyeye eklenmiş dosyası olan yani dosyası olan künyeleri getirecektir. Dikkat ederseniz bakın bunların hepsinin dosyası vardır. Evet bakın dosyalar falan var. Mesela PDF'si olan vardır ya da linki olan vardır. Diğer bir mesela filtreleme işlemi ise arkadaşlar bakın şurada tıkladığım zaman bir liste karşıma çıkacaktır. Bu listede de mesela eserin türüne göre tarihine göre, ekleme tarihine göre, yılına göre, yayıncısına göre, yayınına göre, eklendiği tarihe göre mesela bakın arkadaşlar. Sıralamayı sistem otomatikman yapacaktır arkadaşlar. Bunlar seçiliyken bunlar hepsi zaten burada yer alacaktır. Mesela bakın tıkladığım zaman böyle tıkladığım zaman hemen listenin başında mesela o filtreyle birlikte ilk dosyayı getirecektir arkadaşlar. Daha farklı bu filtrelemeye farklı şeyler de ekleyebiliriz. Mesela diyelim ki yayıncı olsun. Mesela bakın yayıncısı geldi. Yayıncısına tıkladığım zaman bu sefer de yayıncısına göre mesela bir sıralama yapacaktır. Bunları deneye deneye öğrenebiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan mesela geçen derslerimizde de bahsettik. Dedik ki etiket de ekleyebiliriz. Eklediğimiz mesela künyelere, kaynaklara. Ve bu etiketleri de mesela renklendirebiliriz arkadaşlar. Hemen bir tane etiket ekleyeyim. Mesela bakın şu anda diyelim ki şuna bir etiket ekleyeyim. Bakın şu anda bir etiket yok. Mesela küçük Asya'dan Yunanistan. Mesela Yunanistan diyelim. Evet. Enter dediğim zaman bu Yunanistan etiketi buraya da otomatikman geldi arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi eğer farklı kaynaklara da mesela Yunanistan etiketi verelim ki oradan da daha iyi görelim mesela. Evet. Şimdi bakın iki kaynağa etiket verdim. Etiket burada. Şimdi diyelim ki kaynakların sıralaması dağıldı. Yani eserler künyeleri fazla olduğundan dolayı gezintiler yaptım. Bu gezintilerle birlikte baktım ki yani mesela istediğim konuya hemen ulaşamıyorum. Yunanistan kelimesine tıkladığımda iki eseri burada görebiliyorum. Burada mesela şu anda seçili olan bir etiket var. O nedenle mesela başka yerleri de gezseniz pardon özür dilerim. Kitaplığıma gelmeniz lazım. Tekrar bütün eserlere ulaşabilmeniz için. Burada Yunanistan kelimesi mesela ne yapabiliriz? Renk de verebiliriz. Bakın mesela burada renk de verebiliyoruz. Ondan sonra da derecesini de belirleyebiliyoruz. Yani mesela burada bir liste var. Bu listenin mesela şu anda birinci olan yani birinci öncelikli olan mesela kelimeler neler? Bakın bunlar. Peki ben mesela bunu birinci yapsam hemen bu bire gidecektir. Rengi ayarladık. Bakın buraya geldi. Bu demek oluyor ki hemen böyle dikkatimizi çekecek. Kendimize has mesela stiller geliştirerek programı kendimize göre çalıştırabiliriz. Yunanistan kelimesine tıkladım. Bakın hemen çıktı arkadaşlar. Bunu da yapa yapa göreceksiniz. Yani hızınız gittikçe artacaktır. Buradan mesela tekrar çıktığımda tekrar mesela kütüphanem karşıma geliyor arkadaşlar. Zaten burada da bakın mesela etiketler falan farklı olunca görüyorsunuz ne oluyor? Daha farklı bir şekilde algılamamızı sağlıyor. Hızlı bir şekilde esere ulaşmamamıza imkan tanıyor arkadaşlar bu etiket bölgesi. Etiket bölgesi bence önemli. Anahtar kelime bölgesi önemli. Yani burayı iyi kullanırsak eserlere hakimiyetimiz daha da artacaktır. Yani diyelim ki eserler farklı klasörler arasında olabilir. Bunları çağırmak istersek hemen tık geliyor. Hemen yani şöyle tıkladığımızda geliyor. Bakın diğerine geçemiyorum. Niye? Çünkü bundan çıkmam. Şimdi çıktım. Buna girdim. Bakın. Evet. Bu dersimizde de arkadaşlar bu etiket renklendirme konusuna değindim. Filtreleme konusuna değindim. Tekrar görüşmek dileğiyle.